Herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Sesim düzgün geliyor mu acaba? Birinden bir onay alırsam. Beyza Alpay ve Öz'ün oyunuyla başlıyoruz. Bakalım neler yapmışlar. Bir iki dakika daha bekleyelim. Gelecek olan var. Sesim düzgün geliyor mu ile ilgili geri dönüş alayım. Bazen böyle konuşuyorum. Meğer sesim gitmiyormuş falan. Süper. O zaman başlıyoruz. Evet, Beyza ve Özlem herhalde. Bakalım neler yapmışlar. Hoş iler konuklar. Başladık. Siyah sol üstte yaklaşıyor. Keyma siyah zıplayıp yapıştı. Hane yaptık. Siyah hane beyaz atari çekiyor ve bölüyor. Bu önemli bir varyasyon. Şimdi bunun basit olanında beyaz bağlıyordu. Siyah da bağlıyor. Beyaz köşeyi koruyor. Siyah zıplıyor. Bu joseki basit, güzel bir joseki. Tavsiye ederim, oynayınız. Beyaz burada bağlamak yerine böldüğünde işler biraz daha karışıyor. Beyaz bağlamadıysa o zaman siyah kesiyor. Aynen, oyunda da kesmiş. Bakalım oyunda neler olmuş. Beyaz döndü. Siyah burayı bağladı. Beyaz hane. Siyah kesiyor ve köşede yaşamıyor. Önce bir ittiriyor. Bir daha ittiriyor, sonra köşeyi alıyor, yaşıyor. Beyaz da bu taşlara saldırmaya başlıyor. Ve ortada böyle bir savaş. Fena değil iki taraf içinde. Ama joseki'yi gösteriyorum. Beyaz dönünce, siyah burayı bağlayıp kaçmalara hiç başlamadan direkt kesip yaşıyor. Ve yaşarken de bu hamleyle yaşıyor. Neden? Çünkü yiyerek yaşarsak Kosumi desenti. Buna da cevap vermesi lazım siyah. Ama düz aşağı inerek yaşarsak buna cevap vermek zorunda değiliz. Sonrasında da beyaz atari çekiyor. Bu joseki. Siyah istediği zaman bağlayıp kaçmaya başlayabilir. Farklı savaşlar olabilir. Sonuç olarak yine oyundakine benzer. Beyaz üst tarafta ve sol kenarda. Siyahınsa ortada kaçan bir grubu ve köşede de yaşayan bir grubu. Genel dinamik olarak oyundakine benzer. Bakalım nasıl devam etti oyun. Aynen, yemek yerine düz aşağı inmek daha güzel hamle. Çünkü yiyince, pardon, bu da sente olacak. Siyah zıpladı. Beyaz üst kenara keyma. Genelde bu şekilde zıplamak daha iyi. Neden? Çünkü bir sonraki hamlede kaplan ağzı yapmayı tehdit ediyor. Bu güzel şekil. O yüzden böyle zıpladığım zaman biraz daha sente. Beyaz daha buraya oynamak istiyor. Çünkü ben oynarsam daha güzel olacak. Böyle zıpladığım zaman şimdi hane yine o kadar güçlü değil. Kaplan ağzı daha güzel duruyor değil mi? Yine bir daha hane ile döneceğim bunun üstüne. Hiç kesme yok. Beyaz üst kenara ve siyah üst kenara dalıyor. Ne diyorsunuz bu hamleye? Bu taşlar ne oldu? Yaşadı mı? Bu taşlar henüz yaşamadıysa o zaman yeni bir zayıf grup oluşturduk. Bir numaralı grubumuz zaten saldırı altında. Kaçıyor. Gözü yok. İki tarafında beyaz var. Bir de şimdi ikinci bir zayıf grup oluşturuyorum. Bu durumla ilgili atasözümüz neydi? İki zayıf grup yoktur. Bir zayıf grup, bir ölü grup vardır. Siyah devam. Yani bu grup belli bir güce ulaşana kadar devam. Bu sırada işte beyaz büyüyor falan. Evet, yapacak bir şey yok.
bu bedelini ödememiz gereken bir zayıf grup. Yani oyun devam edecek. Bu gruba efor harcanmaya devam edilecek. Belli bir güce ulaştıktan sonra şu an mesela artık durumu fena değil gibi. O zaman yukarılarda bir zayıf grup daha oluşturabilirim artık. Ama daha güçlenmemişken yaparsam bakalım neler oldu. Beyaz buraya oynamış. Siyah zıpladı. Genelde shoulder hit geldiğinde iki çapraz taş ya tepeden ittirmek ya yani bunlar güçlü hamleler. Sente oynadığım zaman cevap vermesi lazım. Geri çekti. O zaman tam bastırdım biraz. Şimdi zıplayabilirim. Ya da bu şekilde cevap verirse buraya oynamak da sente. Zıpladım ve beyaz bölüyor. Bu güzel hamle. Değil mi? İki zayıf grup bağlanmasın. Siyahın ikisiyle de uğraşması lazım şimdi. Pane yaptık. Siyah uzuyor. Beyaz genişten çevriliyor. Genelde bir kere daha ittiririz bu şekilde. Mesela bir kere daha ittirdim, şimdi zıpladım. Böyle olabilir. Bu dönüş çünkü çok büyük bu tek taşın etrafına. Daha güçlü bir dönüş. Burada en azından iki taşın etrafına. Siyah döndü. Keyma yaptık. Siyah zıplıyor, kaçıyor. Beyaz alt kenara yaklaştı. Yapıştık. Kenarda yaşıyoruz. Beyaz hane ve kaplan ağzı yaptı. Kaplan ağzına gerek yok. Bağlayabilirim. Beyaz yaşıyor köşede her türlü zaten. Kaplan ağzı sadece siyah atari çekecek. Daha küçük beyaz. Direkt bağladığım zaman mesela siyah hane yaptığında buraya oynamayacağım. Önünü kapatabilirim. İçerisinin küçük olduğu ve yaşamanın problem olduğu bazı durumlarda kaplan ağzı yapabilirim. Ama bu o durumlardan biri değil. Bağlayınca rahat yaşıyor. Siyah bu taraftan dönmüş ve beyaz kesmiş. Siyah aynen bu taraftan dönmek büyük bayağı. Burayı da koruyabilir. Ama o zaman beyaz ittirecek, değil mi? Bu da büyük. Siyah bu tarafı tercih etmiş. Beyaz kesince nasıl devam edeceğiz? Kesen taşı öldürebiliyor muyum? İlk bakacağım şey o. Kesen taşı öldüremiyorsam o zaman nasıl olacak? Oyunda Atari böyle vermiş siyah. Sol tarafı bayağı büyükçe aldı o zaman beyaz. Sol tarafı tamamen almayacağı bir varyasyon bulabilir miyim? Mesela bu noktada Atari diye bölebilirim sol kenarı. Sonra da bağladım ama bu taşlar gidecek. Aldı beyaz. Şimdi bakıyorum bir de mesela buraya oynadım. Bu grubun durumu nedir? Öldürebiliyor muyum? Öldürebiliyorsam bu siyah için iyi olurdu ama. Öldüremiyorsam da kabul edilebilir. Beyaz ortada taşları aldı ama sol kenarı komple böldük. Beyazı ucu ucuna yaşatacağız. Muhtemelen sentede çıkıp alt kenara falan oynayabiliriz. Bu biraz daha karışık bir yol. Bu ölür mü? Yani biraz karışıkmış. Böyle gelişi güzel bakıyorum. Yani gayet ölebilir. Ama yani her şeyi okumam zor şu an. Karışık. Siyah bu şekilde direnebilir. Yani bu çok kolay ve büyük alıyor. Oynamasam bile olabilir. Şimdilik bıraktım. Şimdilik bıraktım. İleride mesela merkezde taşlar değiştiği zaman buradaki hikaye değişebilir. Ya da sol kenarı bölmek için farklı bir yöntem arayabilirim. Yapıştım. Şimdi atıyorum beyaz böyle oynarsa o zaman alırız bu taşı. O zaman beyazın bunu alması lazımsa böldüm mesela biraz daha. Yani en azından böyle tamamen almasın diye uğraşıyorum. Atariyi çektik, beyaz bağladı. Bu şekilde bağlayabilirim. Bu boş üçgen.
Ne oluyor boş üçgen olunca bilmiyorum ama kötü şeyler olma ihtimali artıyor. Şey olmuyor galiba. Beyaz yaklaştı, tekmeledik, zıpladık. Sağ kenara yerleşiyor ve beyaz sağ tarafa yaklaşıyor. Beyaz yine zayıf grupları ayırıyor. Ve siyah bu tarafta yaşamaya girişti. Problem yine aynı. Bu grup yaşıyor mu? Daha bu grup da tam yaşamadı, değil mi? Şu an bu yaşamaya çalışıyor ama karelerin de yaşaması lazım. Yine iki zayıf grup oldu. Bu kare taşlar ikinci zayıf grup olma maceralarında ikinci kez ihmal edilirlerse bu işi kaldırabilirler mi bilmiyorum. O yüzden daha bağlı hareket etmeye çalışabilirim. Mesela bunlardan kopmayacak şekilde nasıl hareket edebilirim? Atıyorum şöyle bir at hamlesi yaptım. Daha zor kesilecek şekilde hareket ediyorum. Kesilirse savaşabilecek şekilde. Beyaz köşede daha fazla alan alabilir bu senaryoda, evet. Ama benim taşlarım da bağlı kalacak. Bu şekilde bölünmek sıkıntı. Bakalım, siyah kesti, atari ve buraya yapışıyor. Bu kesme çok büyük. Siyahın mesela oynaması sente. Oynarsa beyazın cevap vermesi lazım. Şimdi teniki yapabilir. Şimdi teniki yaptığında da burada sıkıntı yok. Beyaz kesse bile devam. Ama burayı oynamazsak şimdi beyaz kestiğinde aldığında bütün köşeyi alıyor. Çok büyük. Beyaz kesin yaşadı. Siyahın alanı bayağı daraldı. Yapıştık. Beyaz buraya zıpladı. Şimdi AB değişimine yine bakıyoruz bu arada. Kare taşların memnuniyetsizliği artıyor. Araya daldık. Kestik. Beyaz atari ve oynadı. Siyahlar içeride. Bu taşların bazı zayıflıkları var. Bakalım neler olacak. Siyah oynadı. Beyaz sıkıştırıyor dışarıdan. Beyaz da dikkat etmesi lazım. Çok da rahat değil. Hani önünü kapattık. Siyah sentesini oynuyor. Bağladık. Siyah bir de burayı bağlıyor. Burayı ittirip kesince ne olacak şimdi? Aa, direkt saldık. Aa, bu sert. Bu normalde hiç hoşlanmadığımız bir şekil. Ne bu? İçinden geçme şekli. Beyaz çok sert bir şekilde ikiye böldü. Üstteki üçgenler de alttaki üçgenler de zayıf. Yani normalde kapatmak istiyorum. Mesela şu an burayı bağlamak yerine siyah koruyabilir. Beyaz aldı yaşadı. Ha, bu üstteki taşlar ne olacak? Aynen şu an yapacak bir şey yok bu üstteki taşlar. Büyük oranda ölecek. Yani buralara bir şeyler yapabilirim. Mesela belki böyle alttan bağlanırım. Siyahların ajisi bu şekilde falan kullanılabilir. Ama bağladım, beyaz böldü. Şimdi nasıl olacak? Beyazı öldürmeye mi niyetliyim? Bakalım. Atari sente beyaz kesti direkt. Beyaz yiyebilir. Daha bir sürü nefesimiz var. Benim kaç nefesimiz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nefesi var beyazın. Ve köşedeki siyah taşlar da bayağı zayıf gözüküyor. Beyazın bırakmasına gerek yok. Beyaz bırakırsa mesela siyah yiyip yaşayabilir. En azından köşesini kurtarır. Şu an köşesi de muallakta. Beyaz kesince de siyah buradan zıplamış. Kapattık. Siyah buraya yapıştı. Bağladık. Ne oldu peki burada? Taşlar öldü yine, değil mi? Geri dönüyorum. Beyaz kestiği anda oynadım, oynadım, oynadım. Öldüm yine. Daha da büyük öldüm, değil mi? O zaman oynamayalım oraya. Ne yapalım? Mesela alayım burayı. Sonra ileride oynayacağım zaman oraya mesela böyle oynarım belki. Atari satarım o üç taşı. Sonra burada kazandığım taşlarla bu gruba sataşmaya başlarım vesaire.
Bu plan çalışmadı çünkü, değil mi? Üç taşı kurtarmaya çalıştım. Ama daha büyük öldü. Sonra buraya oynadık. Taşı yiyelim ya. Taşı yemek güzel. Çat diye kesin yaşadım. Ve alttan da bağlanmayı tehdit ediyorum. Beyaz bölmezse o taşları da kurtarırım. Beyaz bölerse tamam, sente de yaşadım. Şimdi bu taşlarla belki buralarda bir şeyler yapmaya çalışabiliriz. Ne kadar olur bilmiyorum ama biraz küçültürüz muhtemelen. Hepsini kurtaramasak da. Siyah buraya oynadı. Beyaz böldü. Hala yemiyoruz iki taşı. Okey. O beyaz bunları da hepsini içeri almaya başladı aynı. Siyah döndü. Nefes kapattık. Siyah alttan bağlanıyor. Siyah böyle bağlanacaksa eğer beyazın planı tam olmadı galiba, değil mi? Bu sente mi? 3 nefes 3 nefes sente, değil mi? O zaman biz buraya oynayalım. Şöyle falan. Şimdi beyaz siyah devam ettiğinde yine saldırmaya devam edebilirim. Siyah kolay bağlanmayacak, bir süre kovalayabilirim. Ama böyle bağlanınca şimdi bir saldırı bitti. Hatta beyaz zayıf kalabilir gibi duruyor. Beyaz zıplayıp bağlanıyor yukarıya. Ve siyah da buradan. Aa, böyle bağlanabiliyoruz. Okey. O zaman o taraftaki taşları da kurtardık. Beyaz ittiriyor, siyah bağladı, beyaz zıplıyor. Şimdi bütün siyahlar mı sıkıntıya girecek? Yaşarız ama ya, var göz, değil mi? Mesela önünü kapattım, zıpladım. Bir göz köşede var, bir göz de buradan yaparım. Siyah içeri taş attı, beyaz kovuyu aldı. Sentemize oynadık, kovuyu geri aldık. Beyaz araya girdi, o bir daha aldık, beyaz kesti. Oo. Öyle olursa o zaman bunların hepsi öldü. Değil mi? Siyah kovsuz da yaşayabiliyor demiştik. Mesela beyaz oynadığında atarı çekebilirim. Köşede gözüm var. Bir göz daha yaptım. Bu gözü bozabiliyor mu? Buradan bir göz daha yaparız ya. Yapamaz mıyız? Böyle olamıyor mu göz? Şöyle yapalım o zaman. Aynen. Atari çekerse ben de atari çektim. Yerse buradan kesin göz arıyorum. Bana kesin göz bulun. Bu kesin göz, değil mi? Bu kesin göz. Yani bir parça bırakmam falan gerekebilir belki. Mesela atari çektiğinde şimdi iki taşı kurtaramam. Ama yaşıyorum. Yani bunu vermeye gerek yok. Beyaz oynadığında kesip alabilirim. O zaman burada yapacak çok bir şey yok beyazın. Siyah bağlı komple. Beyaz kovuyu aldığında da atari çektim, yapıştım. Yaşıyorum, sıkıntı yok. Bu taşları da kaybetmedim. Ve hala belki atıyorum ileride ben buralara girip de beyazı koparıp saldırmaya çalışacağım. Beyaz kesince siyah geriden atarı çekti. Yedik. Siyah buradan elini kolunu arkadaşlarına uzatmaya çalışıyor ama aynen. Beyaz merkezi büyütüyor, siyah aşağıyı büyütüyor. Kestik. Biraz derinde değil mi bu siyah taş? Çok kesebilecek durumumuz yok. Ne yapacağız? Küçülteceğiz dışarıdan yavaş yavaş. Buralara sataşabilirim. Bu büyük oyun sonu. Aynen.
Beyaz aynen buraları yayıya gidiyor sanırım. Buradaki boş üçgen miktarı biraz rahatsız edici. Boş üçgen kaç tane oldu? Burada da oldu galiba. Bu boş üçgen number one. Beyaz 7 boş üçgen, double boş üçgen. Bu sefer double boş üçgen. Yani ne yapacağız peki öyle olmasın diye? Ne pahasına oldu bunlar? İki taşı kurtarmak için mi? Kurtarmayalım iki taşı. Nasıl olacak? Yani yapacak bir şey yok. Kötü şekil. Şimdiden itibaren umursamayacağız belki de onları. Buralara devam. Mesela bu güzel şekil. Çünkü bu iki taşı kurtarmanın bedeli çok büyük oldu. Ve aynen siyah buralara dalıyor. Buna dikkat etmek lazım. Buraya kafa attık ama beyaz bağlayınca şeklimiz ne oluyor? İçinden geçme şekli. Ne olacak? Bunun sol üstte negatif bir etkisi var. Şimdi beyaz atari çekerse köşe ko direkt yaşayamıyor. Bu hamleyi yapmadan çözebilirsem bir şekilde bu işleri daha iyi. Siyah aynen merkezde genel olarak zor işi. Ne oldu bakalım? Yaşayabildik mi orada? Ha, bağlantısı ya. Bu hamle güzel hissettirmiyor. Çat diye içinden geçiyor yine siyah. Aynen böyle kesemiyoruz. Siyahın bu hamlesi sente diye düşünürsek şimdi beyaz böyle kesebilir mi? Şimdi kesemediği daha net gözüküyor değil mi? Atari çekince kaçamayacak. Ya da hani bu da double atari zaten. Birini bırakmam gerekecek. Böyle de bağlayamıyor beyaz. Aha, öldü mü beyaz? Oh my god. Yukarıda öldü beyaz. Şimdi siyah aşağı indiğinde bunu oynadım, tamam. Siyah bir daha aşağı indi. Şimdi oynayalım. Bu siyahlar bu beyazları öldürebiliyor mu? Beyazların 4 nefesi var, siyahların 3 nefesi var mı? Buradan böyle şeyler falan yok. 1 2 3 1 2 beyaz öldürüyor. Bu tarafa oynayabilir beyaz. Buna dokundum. Şimdi siyah hane yaptığında bir daha olmaz artık. Şimdi önünü kapatırsam da yaşıyorum galiba, değil mi? Bunda da sıkıntı yok. Siyahları öldürünce iki göz yapacak kadar yer olacak. Yani üç taşı öldürmeye kilitlenmiş beyaz ama üç taşı öldürmek iki göz yapmıyor. Değil mi? Kaç taş öldürdüğümüze yaşamaya çalışıyorken dikkat etmek lazım. Üç taş öldürdüğün zaman bozuyor yine gözü. Dört taş öldürdüğün zaman şekle bağlı. Mesela
Böyle bir dört taş öldürürsen yaşarsın. Ama bu ölür, değil mi? Şekle de bağlı. Dimdik dört taş da öldürürsen yaşarsın. Bunu öldürürsen yine ölürsün. İki taş, iki göz yapmak zor. Buradan kastettiğim şu. Anlaşıldı umuyorum. Yukarıda şimdi beyaz bir sürü taş, üç tane taş öldürdü ya. Neresi öldü? Mesela buradaki şekil böyle olsaydı, şimdi öldürünce yaşayacak beyaz. Bu şekilde yine yaşayamadı gerçi, çünkü buradan gözü bozuyoruz. Da şöyle yapayım. 4 taş olduğunda yaşıyor. Ama atıyorum böyle bir 4 boşluk olursa yine yaşayamaz. Ya da anlamadım şekli. Böyle bir 4 boşluk olursa yine yaşayamaz. O yüzden içeride öldüreceğim taşlar, kaç tane taş ve şekilleri ne? 5 tane de hala ölü olan şekil, mesela araba şekli var. 6 tane de hala ölü olan şekil. 7'den itibaren yok. Yanlış hatırlamıyorsam 7 taş her türlü, 7 boşluk her türlü yaşıyor. Her türlü derken tabii az önceki gibi bir küçültme olmaması lazım. Şurada dört taş yapmaya çalışırken oldu ya, bu versiyonda mesela dört taş yedi ama burasını yine bağlaması gerekecek beyazın. Neyse, çok karıştırmıyorum. Üç taşı öldürmek yetmiyor sonuç olarak yaşamak için. O yüzden önünü kapatıp alanımı geniş tutmaya çalışırsam beyaz yaşayabiliyor şu an. Ama böyle öldü aynı. Bu oyunu biraz yakınlaştırdı tahmin ediyorum. Ve kaç puanla bitiyor? Beyaz 10 puanla kazanıyor. Yani üstteki bölümle birlikte yaklaşmış oyun. Şöyle baştan bakıyoruz. Bu Joseki'yi öğrendik. Şöyle baştan bakalım. Yapıştık. Hane Atari çekip böldüğünde beyaz siyahta kesiyor. Beyaz dönünce direkt köşede yaşıyoruz. Düz aşağı inerek yaşıyoruz. Çünkü yersek bu da sente. Düz aşağı inip yaşadıktan sonra beyaz Atari çekiyor. Joseki burada bitiyor. Siyah istediği zaman bağlayıp kaçabilir. Bağlayıp kaçmak o an çok olası gözükmüyorsa, önce atıyorum kenara bir hamle yaptığım zaman, şimdi bağlayıp kaçarsam artık beyazın işi daha zor. O yüzden bu tarz hamlelerle de önce yaklaşabilirim. Ama boş tahtada bağlayıp kaçabilirim. Yapay zeka genelde direkt bağlayıp kaçmayı tavsiye ediyor. Bu şekilde zıplarsam bir sonraki hamlede kaplan ağzı yapmayı tehdit ediyorum. Tek taşın üzerine dönüş büyük. İkiye çıkartıp öyle döndürmek daha kuvvetli. Sol tarafı tamamen böyle vermek büyük. Farklı şekillerde burayı küçültmeye çalışabilirim. Yani sol tarafı tamamen alan yapmasın. Eğer şu an öyle bir şey yapamıyorsam da başka yere oynayabilirim. İki zayıf grup. Bunlardan biri öldü mü bu arada? En son bağlandı değil mi? Bütün zayıf grupları yaşattı mı siyah? En son merkezde bir şeyler öldü ama oyun başındaki yok. Bu öldü değil mi? Bu öldü mü? Diyorum. Bağlandı, o da bağlandı. Bu Atari'yi kimse çalmadı
Çekmedi mi bu oyun boyunca ya? Orayı unuttuk bakma. Ha, burası böyle oldu, doğru. Aynen, beyaz buradaki hikayelerden çok önce bir noktada Atari çekerse eğer. Gerçi hiç fırsat da olmadı galiba. Orası ko olacak şekilde duruyor. Siyah kovsuz yaşayabiliyor dedik. O yüzden burayı vermesine gerek yok. Bu büyük kayıp. Sonra da ortada eğer net bir şey yapamıyorsak normal hamlelerle küçültmek yeterli. Çünkü böyle girdiğim zaman daha çok ölüyorum, daha büyük, daha çok puan kaybediyoruz. Değil mi? Beyaz mesela bu taşı aldı. Bir sonraki hamlesinde kesebilir artık. Ve kesti de sonra burada bir sürü sıkıntı yarattı. Ve onun yerine ve yani bu taşlar da içeride iş yapamadı. O zaman geri döndüm. Burayı şöyle de oynayabilirdim. Mesela oynadım. Beyaz korudu. Oynadım. Buradan puan da yaparım. Beyazı da küçültürüm. Daha iyi aslında. Böyle bir şey yapıyorsam bir şey çıkıyor olması lazım. Çıkmıyorsa eksi puan. Dejan Berkant. Ve aynen bu oyunumuz böyle. Güzel oyun. Var mıdır geri dönüp bakmak, sormak istediğiniz bir kısımları? Fox'ta oyun oynayacak mıyım? Muhtemelen bugün değil. Bugün oyun inceliyoruz. Bu oyunla ilgili bir soru yoksa diğerine geçeceğim.